İyi geceler değerli izleyiciler. Bu akşam Teke Tek'te son günlerin en fazla konuşulan, en fazla tartışılan mevzunu biraz ele alacağız ama tartışma boyutunda değil, bilgi boyutunda ele almayı tercih ediyoruz biliyorsunuz konuları. Kudüs konumuz bu akşam ve Kudüs'ü öncelikle dini boyutla tartışacağız. Dini önemi nedir? Dinler açısından önemi nedir? Niçin 3 dinde Kudüs için neredeyse 2000 yıldır kavga ediyorlar? Bunu öğrenmeye çalışacağız. Çok değerli bir konuğum var. Gerçekten çok değerli. Profesör Doktor Ömer Faruk Arman. Şu anda İbn Haldun Üniversitesi'nde öğretim üyesi, dinler tarihi uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi burada görmek teşekkür ne güzel. Teşekkür ediyoruz. İkinci bölümde ise değerli izleyiciler, Doktor Naim Babiroğlu, emekli tümgeneral ve gazeteci Ferhat Ünlü ile bütün bu gelişmeler ışığında Türkiye'yi Orta Doğu'da neler bekliyor, Orta Doğu'yu neler bekliyor, onu konuşacağız ama önce hocamla başlamak istiyorum. Hocam, Kudüs. Üzerine bu kadar çok kitap yazılmış, başka bir şehir herhalde yoktur. Başka herhangi bir şehir için bu kadar kan dökülmemiştir muhtemelen. Ve başka hiçbir şehir her din için bu kadar da kutsal görülmemiştir. Evet. Nedir Kudüs'ün önemi? Niçin Kudüs bu kadar değerli ve kıymetli? İfade ettiğiniz gibi Kudüs, üç ilahi kökenli din açısından son derece kutsal. Yani Yahudi, kronolojik olarak söyleyecek olursak, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dinleri açısından son derece kutsal. Niye kutsal? Kudüs'ün kutsal oluşunu daha adından başlıyor. Kudüs kelimesi kutsal demek. Arapça mukaddes demek, kutsal demek. Kur'an-ı Kerim'de kutsiyeti, kutsallığı ifade eden üç temel kavram var. Birisi bu Arapça kadese kökünden türeyen. Mesela Kuddüs son derece kutsal demek. Ve Kuddüs Cenab-ı Hakk'ın ismidir, sıfatıdır. Aslında inancımıza göre yegane kutsal sadece ve sadece O'dur. Başkalarının, kişilerin bir şeyi kutsal kılma hak ve yetkileri yoktur. Ha, ilahi kelamın geldiği kişi, yani vahyi alan kişi, Cenab-ı Hakk'ın kelamı da kutsal olduğu için vahyi alan kişi biraz farklıdır. İşte niye peygamber diyoruz? Odur. Vahyin geldiği mekan, aslında mekan türdeş olma açısından sair yerlerden farklı değil. Aynı taş, aynı toprak, aynı malzeme. Ama Hazreti Musa mesela Sina Dağı eteğine ilk geldiğinde, kendisine ilk vahiy geldiğinde فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ Kur'an Taha suresine göre ayakkabılarını çıkar اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ tuva. Çünkü sen Tuva adlı mukaddes vadidesin. Bakın evde değil ayakkabı çıkaracak. Vadide, dağda, yamaçta. Ama orası kutsal. Niye kutsal? İşte orada ilahi hitaba mazhar olduğu için kutsal oluyor. Demek ki kutsiyetin kaynağı ilahi kelam veya dinler tarihi açısından söyleyecek olursak uluhiyetin tecelli ve tezahür ettiği yer, mekan, zaman kutsaldır. Kadir gecesi niye bin aydan daha hayırlıdır? Kadir suresinde öyle gibi hayrun min elfi şehrin, bin aydan daha hayırlıdır. Niye? Çünkü o gece Kur'an-ı Kerim inmeye başladı. Yani o 24 saatlik günün 12 saatlik gece kısmını böylesine öteki gecelerden çok farklı kılan ve 84 yıla yakın bir süreye tekabül edecek bir değerde ve kutsiyette kılan Kur'an-ı Kerim. Ramazan ayı niye önemlidir? Şehru Ramazanellezi unzile fihil Kur'an. Kur'an'ın inmeye başladığı Ramazan ayı öteki aylardan farklı. Yani onları kutsal kılan bu. Kudüs niye kutsaldır? Kudüs pek çok peygamberin hayatını geçirdiği, yollarında yürüdüğü adeta, semasını gözlediği, havasını teneffüs ettiği ve insanlara aldığı ilahi vahiy, ilahi kelamı tebliğ ettiği için Kudüs kutsaldır. Ve pek çok peygamberin hatıratı olduğu için orada, hatırası olduğu için de o kişileri peygamber kabul eden ümmetlerce ve milletlerce ve dinlerce Kudüs kutsal. Yahudilik açısından kutsal. Niye? Çünkü kronolojik olarak Yahudilik Hazreti Musa Hazreti İsa'dan önce geldi. Hazreti Muhammed Mustafa Peygamber Efendimiz'den önce geldi. Kronolojik olarak Hazreti Musa milattan önce 1200'lü yıllarda yaşadı. Ama
Biliyor musunuz Hazreti Musa Kudüs'e ne girdiğini, Kudüs'ü gördü. Hazreti Musa'nın peygamberlik hayatında ve dünyasında Kudüs yok. Yok. Yok, evet. Niye yok? Çünkü vaat edilmiş topraklara giremeyeceği daha kendisine daha önceden bildirildi. Yani Yahudi Kutsal Kitabı'nda peygamberlerin sıradanlaştırılması söz konusu. Yahudilikte biraz sıradanlaştırma var. Hristiyanlıkta aşırı sevgiden dolayı tanrılaştırma var. Bakın biri ifrat, biri tefrit. Halbuki bize göre peygamberi ne çok sıradanlaştır, yani bayağı bir insan haline getir sıradan, ne de aşırı sevgiden dolayı ilahlaştır. O insandır, bizim gibi. Mâ ene illâ beşerun mislikum, ben de sizin gibi bir insanım diyor. Ama ne oluyor? İlla ancak bana vahiy geliyor, ilahi vahiy. Ben farklı bir sferden gelen ilahi kelamı alan ve onu sizlere nakleden kişiyim. Yani ona muhatap oluyorum. Dolayısıyla farkım var, farkım bu. Bu benim ilahlaştırmaz. Aslında bir kişiyi ilahlaştırmak, ona bir yüceltmek manasına değildir. Ona saygısızlık olur. Yani ilah tektir. Kişiyi siz ilahlaştırdığınızda tanrılarını insan suretinde tasavvur eden o eski kavimler, antropomorfizmin hakim olduğu o kavimler, bunlarda ne farkınız kalıyor? Hiç farkım. Yok. Eski Mısır'da ilahlar vardı, semavi ilahlar vardı göksel, onlar insan suretindeydi. Mahalli, lokal ilahlar vardı, hayvan şeklindeydi. Bazen kozmik ilahlarla, unsurlarla, mahalli unsurların karışımı oluyor. O zaman da insan başlı hayvan vücutlu, hayvan başlı insan vücutlu ilahlar oluyordu. Yani o zaman manası kalmıyor ki. Hristiyanlık bu manada sevgide aşırı gitmek suretiyle geriye düşmüş oldu. Halbuki tevhid inancında o hiç kimseye benzemez. Bakın Tanrı inancında İslam'ın getirdiği İhlas suresi ki Kur'an'ın en kısa surelerindendir. Kul huvallahu ehad. Allah birdir. Allahu samet. Hiçbir keşeye muhtaç değildir ama her şey ve herkes ona muhtaçtır. Lem yelit ve lem yulet. Ne baba oldu ne oğul oldu. Bakın bu neye cevap? Tanrı için, Allah için baba diyenlere ve kimilerine de Allah'ın oğlu diyenlere cevap. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ. Hiçbir şey ona eş ve denk değil. Yani farklı tutacak, ayrı tutacaksın ki. Hazreti Musa Kudüs'ü göremedi. Yani peygamberler tarihinde Kudüs'e ilk defa ayak basan Hazreti İbrahim'dir. Hazreti Musa'dan önce yaşadı Hazreti İbrahim. Milattan önce 2000-1800'lü evet. yıllarda tahmini olarak Hazreti Musa 1200'lü yıllarda yaşadı milattan önce. Hazreti İbrahim kendisine ve soyuna, yani temsil ettiği imanı devam ettirecek olan zürriyetine ilelebet miras olarak verilecek vaat edilen topraklara gitmek üzere Harran'dan yola çıktı. Urfa'da doğdu. Evet. Tevrat onu Mezopotamya, Kaldelilerin Ur şehri der ama Urfa'da doğdu. Urfa'da bir mağara doğdu. Evet, Urfa'da doğdu. Orada ateşe atıldı. Baktı ki orada yapacak bir şey yok. Ben dedi Saffat suresinde İnni zâhibin ilâ rabbî fehüve yehtîn. Ben artık Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterir dedi. Urfa'dan Harran'a, Tevrat'a göre de Harran'a geldi. Harran'da bir süre kaldı. Sonra oradan Kenan diyarı dediğimiz Filistin topraklarına geldi. Ve bir ara Salem kralı Melkisede'ye gitti. İşte Salem dediği şeydi, Kudüs'tü. Kudüs'ün ilk adı. Aslında Salem deniyor ki şehirlerin tanrıları vardı eskiden. Kudüs şehrinin de yani tevhid akidesi gelmeden önceki Kenanilerin, pagan ve putperest Kenani topluluğunun şehir ilahıydı Salem. Veya o sebeple oraya Salem'in şehri deniyordu. Hatta denir ki İbranice Yeruşalayim kelimesi Urşelim. Ur İbranice şehir demek. Urşelim Şelim'in veya Salem'in şehri. Bu Salem burada barış manasına da gelir. Malum İbranice Şalom barış demek. Arapçada selam, selamun aleykümdeki selam da barış demek. Dolayısıyla mesela Tevrat'ı ilk defa bütününü İbranice'den Arapçaya çeviren 9. yüzyıl bir Yahudi düşünürü var, büyük alim. Sa'diya Gaon. Said bin Yusuf el-Feyyumi. Sa'diya Gaon Tevrat'ı Arapçaya çevirirken Kudüs ya Yeruşalayim kelimesini
Darüsselam veya Medinetüsselam diye çevirir. Yani barış şehri. Barış. Ama siz başta da sizin vurguladığınız gibi adı barış şehri olan bu şehir ne yazık ki tarih boyunca hep mücadelelere sahne oldu. Yahudilikte Kudüs şehrine ilk defa giren ve orayı fetheden Hazreti Davud'tur. Evet. Hazreti Davud M.Ö. 1010 yılıyla 970 yılı arasında 40 yıl saltanat sürdü. Saltanatının 7 yılını Hebron kentinde, Hebron kenti ki onun Arapça karşılığı El Halil kentidir ve El Halil kenti de Hazreti İbrahim'in ve eşi Sara'nın, Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'ın ve eşi Rebeka'nın, Hazreti İshak'ın oğlu Yakub'un ve eşi Lea'nın kabirlerinin ve sandukalarının bulunduğu şu anda Halilurrahman Mescidi Camii'dir. 7 yıl orada krallık yaptı. Sonra Kudüs şehrini aldı Yebusilerden, Jebuzeyenlerden aldı ve Kudüs'ü hem yukarıdaki İsrail'in hem aşağıdaki Yahuda kabilelerinin oluşturduğu 12 kabilenin tümünün merkezi yaptı. Yani ilk defa Hazreti Davud vasıtasıyla göçebe hayat yaşayan, Mısır'dan çıktıktan sonra göçebe hayat yaşayan İsrailoğulları yerleşik hayata geçtiler, bir devlet kurdular ve bağımsız, kendi egemen bir devlet oldular Hazreti Davud vasıtasıyla. Hazreti Davud şehri aldı. Şehrin daha önce bir kutsiyeti söz konusu değil. Hazreti Musa'da yok, Yeşu'da yok, hakimler dediğimiz 12 kişi geldi geçti, onlar da yok. O zamanlarda hep Yebusilerin indi. Hazreti Davud Kudüs'ü aldı. Ahit sandığı diye bir kavram var biliyorsunuz. Evet. Aron Hakodeş. Yani Tanrı'nın peygamberiyle buluştuğu ve görüştüğü ve mesajını ilettiği mekan. Akasya ağacından eni boyu yüksekliği Tanrı tarafından bildirilmiş bir şey. Bu niye? İbranice şehine, Arapça sekine, yani prezans de Dieu, Tanrı'nın varlığı, kudretiyle tecelli ve tezahür ettiği mekan olması açısından son derece kutsal. Ahit sandığı Kudüs'ün dışında, onu Kudüs'e geçici yerine getirdi Hazreti Davud. Kendisine bir ev yaptı. Ben kendime bir ev yaptım ama Tanrı evsiz. Ona da bir ev yapayım dedi. Ve Rab için bir mabet yapmaya niyetlendi. Şimdiki Harem-i Şerif dediğimiz 144 dönümlük o bölgeyi satın aldı. Birinin harman yeriydi orası. Satın aldı. Malzemeleri hazırladı. Parayı pulu da hazırladı ama Rab Yahve Hazreti Davud'a dedi ki sen çok savaş yaptın, çok kan döktün. Kanlı elinle benim mabedime ilişme. Ya ne olacak? Mabedimi senin oğlun Süleyman yapacak. Süleyman da gene Şalom'dan geliyor. Şalom nedir ya İbranicesi zaten. Barış ve selam. Hazreti Süleyman bir tek savaş yapmıştır. Bakın o saltanat, o ihtişam, o depdebe, o genişlik, o refah. Ama bir tek savaş. Barış ve sülh içinde geçti. Hazreti Süleyman mabedi yaptı. Yahudiler için Kudüs'ün önemi Süleyman mabedinin orada yapılmış olmasından kaynaklanıyor. Süleyman mabedine İbranice'de Beyt HaMikdaş deniyor. Bunun Arapça bir karşılığı Beytül Makdis'tir. Yani kutsal ev demek, kutsal mabet. Buradaki beyt mabet demek. Kabe'ye de Beytullah deriz ya, Allah'ın evi yani mabettir. Hazreti Süleyman tarafından 7 yıllık bir inşaattan sonra M.Ö. 950'de bir rivayete göre de 960'da tamamlanan ve büyük bir törenle açılan bu mabet M.Ö. 587'de Babil kralı Nebukadnezar tarafından, ki bizim İslami kaynaklarda o Buhtun-Nasr diye geçer. Evet. Buhtun-Nasr tarafından yıkıldı. Buhtun-Nasr geldi, Yahuda krallığını ortadan kaldırdı. İsrail krallığı zaten Asurlularca yıkılmıştı ve 10 kabile halkı zorla tehcir edilmişti, ta uzaklara götürülmüştü. Geride bir Yahuda bölgesi ve Yahuda devleti kalmıştı. Onu da Babil kralı yıktı. Süleyman mabedi de yandı, yıkıldı. Mabedin değerli eşyalarını falan da aldı götürdü. Yahudilerin bir kısmını da esir olarak götürdü Babilonya'ya. Babil esareti yarım yüzyıl sürdü. 538 yılında Pers kralı Sirus veya Kuruş Babil'i yendi ve Yahudilere özgürsünüz dedi. Fatih Bey 1948'de 14 Mayıs 1948 akşam saat 4-5 suları İsrail devleti ilan edildi. Devletin ilanından 10 dakika sonra devleti tanıyan kişi Amerikan Başkanı Truman'dır. Yahudi cemaati Amerika'daki teşekkür sadedinde ona gittiklerinde ne dedi biliyor musunuz? Ben sizin Sirius'unuzum dedi.
Sirus kimdi? Pers kralı. Sirus milattan önce 538'de Yahudileri Babil esaretinden kurtarıp özgürlüğe kavuşturan, dönün vatanınıza diyen kişiydi. İşte 1948'de de yani Amerikan Başkanı Harry Truman İsrail devletini tanımak suretiyle İsraillerin, Yahudilerin bağımsız bir devlet kurmalı. 10 dakika sonra tanıyarak hem de ilanında. Hem de 10 dakika sonra tabii. Daha sonra da ertesi günde Rusya tanıdı. Evet. Şimdi bakın bir de unutmuyorlar. Bakın ta milattan önce 538'deki yani bir olayı önceyi, evet ama unutmuyorlar. Bak General Allenby 11 Aralık 1917'de ne yaptı? Yafa kapısından Kudüs'e girdi. Ve ne dedi İngiliz General Allenby? Haçlı seferleri şimdi sona erdi evet dedi. Ben Kudüs'e gittiğimde geziyoruz Mescid-i Aksa'yı, Kubbetü Sahra'yı. Bu ağlama duvarının önüne, o meydana iniyorum tam son basamaklardan karşı taraftan. Meydana adımımı atarken hemen duvarın üstü Mescid-i Aksa'nın minaresi. Evet. Oradan ikindi ezanı okunmaya başladı. Bir arkamdan bir çığlık duydum. Bir döndüysem 10 kadar İsrailli çocuk, 10-15 yaşlarında, elleriyle kulaklarını tıkamış ve avazları çıktığı kadar haykırıyorlar. Ezan duyulmasın diye. Duyulmasın diye. Hem duymasınlar hem ezanın sesini bastırmaya çalışıyorlar. Yani biraz biz geçmişi çok çabuk unutan bir milletiz herhalde. Yani değerlerimizi hem maddi hem manevi kültürel değerlerimiz, o noktada bir eksikliğimiz var. Hazreti Süleyman'ın yaptığı mabet 587'de yıkılmıştı. 515'te Perslerin yardımıyla, bu defa yardım eden Darius, mabet ikinci kez yapıldı. Kudüs'te aynı yerine yapıldı. Süleyman mabedin tam yeri neresiydi? Şimdi orada Kubbetü Sahra var ya, Zeytin Dağı'ndan bakıyorsunuz. Tam sizin bulunduğunuz yer, o merkezde Kubbetü Sahra, o Dome of Rock, kaya kubbesi. Bazıları onu çöl kubbesi diyor. O Sahra büyük kaya kütlesi demek. Sol tarafta da Mescid-i Aksa. Sizin hemen yanınız orası da ağlama duvar. Yani böyle bir yer. Şimdi Hazreti Süleyman Mabedi neredeydi? Süleyman Mabedi'nde bir dış avlu var, bir iç mekan var. Sonra bir de Kutsallar Kutsalı denilen oda var. Kutsallar Kutsalı denilen odada ahit sandığı var. Ahit sandığında ne var? Hazreti Musa Tevrat'ı kitap haline getirip yazdı. 12 adet de çoğalttı. Her kabileye birer adet verdi. Alın bunu okuyacaksınız, buna göre yaşayacaksınız dedi. Sonra da o ana nüshayı, yazdığı nüshayı ahit sandığına bıraktı. Şimdi tabletler var içinde. Efendim? Tabletler var içinde. Bir de 10 emrin yazılı bulunduğu 2 taş tablet var. 5 emir bir tarafta, 5 emir bir tarafta var. Şimdi Hazreti Süleyman mabedi yapıp da ahit sandığını mabetteki kutsallar kutsalı denilen odaya koyduğunda baş kohen dualarla, çünkü belli merasim olmazsa sandık insanı çarpıyor. Hani Rudolf Otto'nun sakre, kutsal kavramındaki hem fascinans çekici hem tramentum korkutucu, ürkütücü tarafı vardır ya bu. Sandığın kapağı açıldı, bir bakıldı ki içinde sadece şehadetin 2 taş tableti var. Başka bir şey yok. Tevrat müsüsü vesaire yok. İşte ahit sandığının bulunduğu yer, şimdi Kubbetü Sahra'nın örttüğü o büyük kaya kütlesi, Hacer-i Muallak dediğimiz onun tam üzeri. Yahudilere göre Hazreti İbrahim oğlu İshak'ı o kaya üzerinde kurban etmek istedi. Bize göre halbuki Hazreti İbrahim oğlu İshak'ı değil, oğlu İsmail'i. Çünkü İsmail ilk çocuktur ve Yahudilikte ilk doğanlar önemlidir Rabbe adanma noktasında. Yani bunu Tevrat da inkar etmez. İlk oğlun İsmail olduğu noktasında bunu inkar etmez. Ama o cariyenin çocuğudur diye reddedildi mirastan. İşte mabet neredeydi? Demek ki mabedin en merkez göz alıcı yeri, Yahudilere göre yeryüzünün en kutsal mekanı Filistin coğrafyası. Filistin coğrafyasının en kutsal mekanı Kudüs. Kudüs'ün en kutsal mekanı Harem-i Şerif, mabedin bulunduğu yer. Mabette de en kutsal mekan bu kutsallar kutsalı dediğimiz yer. İşte o da tam bizim Kubbetü Sahra'nın bulunduğu yer. Süleyman Mabedi Hazreti Süleyman tarafından yapıldığı gibi kalmadı. 515'te yapıldı. Ama 515'te yapılan mabet milattan önce 30'lu yıllarda Kral Herodes, Herod ve Grand tarafından genişletildi, rekonstrüksiyonu yapıldı. Çevresine de bir kuşatma duvarı çekildi.
İşte bugün ağlama duvarı dediğimiz duvar, o duvar. Aslında Yahudiler ona ağlama duvarı demiyor. Kotel ha-Maravi diyor, batı duvarı. Hazreti Süleyman'dan da kalma değil o. O kral Herod'da. Herod Le Grand'ın yaptığı kuşatma duvarının batı yönünde günümüze kalan bakiyesidir. Herod Le Grand mabedi yeniden genişletti, rekonstrüksiyonunu yaptı. Milattan önce 5 yılında Hazreti İsa doğdu. 33 yıl yaşadı. Sonra Hazreti İsa bir gün mabedin yanından geçerken havariler mabedi gösterince Hazreti İsa, bu Matta İncili'nde bakın 24. bab, dinleyenlerden not almak isteyenler, dedi ki bu gördüğünüz yapıda taş üzerinde taş kalmayacaktır dedi Hazreti İsa. Şimdi Süleyman Mabedi milattan önce 30 yılında yeniden inşaat yapıldı. Ama milattan sonra 68'de Yahudiler Roma makamlarına ayaklandılar. Ayaklanınca Titus, ordu komutanı Titus, sonradan Romalı komutan. Romalı komutan, sonradan imparator olacak. Kudüs'ü kuşattı. 68'den 70'e kadar 2 yıl kuşatma sürdü. Şimdi Yahudi anlatılarına göre içeridekiler öylesine perişan oldular ki açlıktan kendi çocuklarını yediler vesaire. Yani pek tasvirleri var çok şey. Sonunda 70 yılında Kudüs düştü. Süleyman Mabedi de yandı, yakıldı. İkinci ve son kez yakıldı. Zelotlar dediğimiz grup, onlar Masada'ya çekildiler. 73 yılına kadar onlar mücadele ettiler. Ama ordu onları da kuşattı. Bir ada gibi yüksekçe bir tepede onlar. Sonunda hepsi biri diğerini öldürmek üzere bir tek kişi kalmamacasına intihar ettiler. Bugün hala İsrail'de o şey yapılır. 70 yılında mabed ikinci kez yıkıldı. Mabedi yıkan Romalılardı ama Roma o zaman pagandı. Pagan. Hristiyan değildi. Pagan Roma oraya bir pagan tapınak yaptı. Ne zaman yaptı? 132'de Yahudiler Şimon Bar Kokhba Mesih iddiasıyla çıktı. Çıkınca 135'e kadar 3 yıl savaş oldu. Birçok yerde aldılar ama sonunda İmparator, Roma İmparatoru Hadrianus bastırdı. Şimon Bar Kokhba öldürüldü. Bir katliam yapıldı gene. Hadrianus 136 yılında Kudüs şehrini yeniden kurdu. Ama bu defa oraya kendi adını verdi. Aelia, onun ilk ön adıydı. Hatta bizim İslami kaynaklarda bir dönem Kudüs'ün adı İlya diye geçer. Evet. İlya Mescidi diye. Aelia Capitolina adını verdi. Ve sonra oraya Tanrı İlah Jüpiter adına bir tapınak yaptırdı. Nereye? Bugünkü Kubbetü's Sahra Mescid-i Aksa'nın bulunduğu veya o tarihte Süleyman Mabedi'nin yıkıntılarının üzerine Jüpiter'e ithafen bir pagan tapınak yaptırdı. Ama Roma 380'de Hristiyan olunca pagan tapınak yıkıldı. Yerine daha önce Süleyman Mabedi'nin kutsal kitaptaki tasvirine, temsiline göre mabet yapılmadı. Roma yapmadı. Hristiyan Roma yapmadı. Niye yapmadı? Demin söylediğim Matta İncil'inde Hazreti İsa bu binada, bu yapıda taş üzerinde taş kalmayacaktır demişti. Eğer mabedi yapsa İsa Mesih'in geleceğe yönelik bu sözü, peygamberlerin söylediklerine kehanet denmez ama peygamberi haber geçersiz olmuş olacaktır. Bunun için Hristiyan Roma mabet yapmadı. Yani pagan Roma Yahudi'ye düşmandı, ikili bir ayaklanıyor diye. Hristiyan Roma'da İsa Mesih'i siz çarmıha gerdirdiniz diye Yahudi'ye gene düşmandı. İşte Yahudilik açısından Kudüs'ün kutsiyeti kısaca bu. Şimdi Hazreti İbrahim gördü, Hazreti Davud şehri aldı, oraya saray yaptırdı. Hazreti Süleyman mabedi yaptırdı ki mabet Yahudilikte bizdeki Kabe mesabesinde. Bakın Yahudi dininde ibadetin özü kurban. Kurban nerede kesilecek? Kurban Kudüs'teki o mabetteki. Mabette. Mabedin çevresinde mezbahlar var. Orada mabet din adamları yani ruhban sınıfının riyasetinde ve refakatinde kurban ibadeti yapılacak. Etraftan satın alıyorlar, girip içeride hahama kestiriyorlar. Aynen öyle. Hatta mabedin avlusu koyun keçi satıcılarıyla dolu. Tavuk, kuş, her şey. İşte onlar var. Hazreti İsa bir defasında mabede geliyor. Çünkü her Yahudi erkeğinin, kadınlara değil ama erkeklere haç farz, her Yahudi erkeğinin yılın 3 bayramında Pesah, Şavuot ve Sukkot bayramlarında Kudüs'e giderek mabette ispat-ı vücut eylemek mecburiyetleri var. Şimdi kurbanı da orada kesecekler.
Kurban nereden oluyor? Demin saydığımız hayvanlardan oluyor. Nasıl bizde camilerde takke tesbih satıcıları olur? Orada da şimdi koyun, keçi, tavuk, horoz vesaire satıyor. Eskide Eyüpsun etrafında tavuk ong satarlardı, hatırlarsın. Ha işte yani o var. Hazreti İsa bir gün geliyor. Mabedi bakıyor ki mabedin avlusu dolu. Dolu. Rabbin evi ticarethane değildir diyor. Ondan sonra ve kavga çıkartıyor orada. Onları kovuyor. Hatta Barnaba İncil'i der ki mabette İsa Mesih'in mabetten dışarıya kovaladığı tüccarların her birisi şarap dolu fıçıların yukarıdan aşağıya, bayır aşağıya yuvarlanışı gibi mabedin kapılarından yuvarlanıp gittiler der. Ben vaktiyle İsviçre'de bir Kalvinist kiliseye gittim. Orada kiliselerde vardır ya mum vesairenin yanında bir de broşürler, kitaplar falan satılan yer. Orada şeye rahibeye işte Kalvin'le alakalı kitaplar vesaire dedim. İşte bu da benim muzipliğim. Dedim orada neyine gerek diyorsun değil mi? Yani İsa Mesih demedi mi dedim böyle mabette bir şeyler satanlara Rabbin evi ticarethane değildir diye. Ne dedi? Bana kızdı. Döndü gitti. Hocam bir ara vereyim. Reklam için devam edeceğiz. Çok güzel anlatıyorsun. Sağ olun. Değerli, çok değerli konuğum Sayın Profesör Ömer Faruk Harman'la beraber Kudüs'ü konuşmaya demeyeceğim. Kudüs'ü dinlemeye devam ediyoruz. Şiir gibi anlatıyor. Ben de dinliyorum. Evet hocam. Hristiyanlıkta kaldık. Hristiyanlık için Kudüs niye kutsaldır? Hristiyanlıkta demin bahsettik. Hristiyanlık sevgide o kadar aşırı gitti ki Hazreti İsa'yı ilahlaştırmıştı. Hazreti İsa Hristiyanlara göre Beytlehem'de doğdu. Beytülahim. Beytülahim'de, Beytlehem veya Beytülahim'de doğdu. Nasıra'da büyüdü. Nasıralı İsa diye maruftur. Nazaretli İsa der. Ha, Jezü de Nazaret. Nasıralı İsa diye maruftur ama İncil'lerden bir kısmı Beytlehem der, doğduğu yeri, bir kısmı asıl vatanı Nasıra diye söyler. Hatta bir defasında tebliğ faaliyetinde kendi memleketine Nasıra'ya gelir ama Nasıralılar yani kendi İsa Mesih'i çok sıradan biriymiş gibi görürler. Kimse kendi köyde peygamber olmaz. Aynen öyle. Hiçbir peygamber kendi yurdunda taziz olunmamıştır der. Yani bu da çok önemlidir. Bir, kendini peygamber olarak burada niteler. İki, Nasıra'yı kendi yurdu diye niteler. Niye Beytlehem diye gösterildi? Çünkü Yahudilerin bekledikleri Mesih, bir inanca göre Beytlehem kökenli olacak. Onun için Matte ve Luka İncilleri Hazreti İsa'nın hem Beytlehem doğumlu olduğunu hem de soyunu Hazreti Davud'a kadar varan, Hazreti İbrahim'e kadar varan, Hazreti Adem'e kadar varan şeceresini verirler. Yahudilerin bekledikleri Mesih kimin soyundan olacak? Davud'un soyundan olacak. Çünkü Samuel kitabında Davud'un tahtının veya iktidarının ilelebet payidar olacağı Allah tarafından Hazreti Davud'a bildiriliyor diye Davud'un soyundan gelecek bu. Milattan önce 4. yüzyıldan beri Yahudiler Mesih'i bekliyorlar. Şimdi Hazreti İsa'yı ona inananlar, ey Yahudiler, Hazreti İsa'ya ilk inananlar da Yahudiler zaten. İnanmayan Yahudilere, kabul etmeyen Yahudiler, ey Yahudiler, beklediğiniz Mesih işte İsa Mesih'tir demek için ve bunu teyit desteklemek için hem soy ağacını verdiler, Davud'a kadar varan, hem de Beytlehem doğumu dediler. Ama Hazreti İsa'nın doğduğu yer, Kur'an'a göre de bakacak olursak Kudüs'tür. Beytlehem değil. Çünkü Hazreti Meryem'i annesi daha hamileliğinde mabede atıyor. Yahudilikte mabet hizmetleri Hazreti Harun'un soyuna tahsis edilmiş. Hazreti Meryem dünyaya geldiğinde mabette görevli olan Hazreti Zekeriya, yani Hazreti Yahya'nın babası. Hazreti Zekeriya'nın Vaftizci Yahya'nın babası Hazreti Zekeriya. Hazreti Zekeriya'nın hanımı Elizabeth, Hazreti Meryem'in annesi Hanne ile kardeş. Şimdi Abiye takımından Zekeriya adında bir kahin vardı ve onun hanımı da Harun kızlarındandı der İncil, Luka İncil'i. Harun kızlarından da demek babası Harun diye birinin birkaç kızı vardı. Birisi de işte buydu değil. Evet. Hazreti Harun'un soyundan da demek. Hazreti Meryem'in annesi Hanne niye doğacak çocuğunu mabede adıyor? Çünkü o soydan geldiği için. Peki mabette onun bakımını kim üstleniyor? Hazreti Zekeriya. Hazreti Zekeriya da o soydan geliyor. Hazreti Zekeriya'nın görevli olduğu, görev yaptığı mabet Kudüs'teki Süleyman mabedidir.
O zaman da mabet var zaten. Herodes'in yaptığı, rekonstrüksiyonu yaptığı mabet var. Hazreti Zekeriya, Hazreti Meryem'i alıyor. Mihrap dediğimiz yer. Mihrap birkaç anlama geliyor. Bir, günümüz camilerinde imamın namaz kıldırdığı mekan. Yani en öndeki bir çıkıntılı yer. Bir saf kaybolmasın diye. İki, mihrap oda anlamına geliyor. Üç, mihrap mabet anlamına geliyor. Küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyyel mihrabe. Bizim mihraplarda bu yazı yazar. Yani Hazreti Zekeriya Meryem'in bulunduğu odaya, mihraba her girişinde vecede indehâ rizkâ, yanında rızık buluyordu. Sonra da nereden bu sana diye soruyordu. İşte Hazreti Meryem mabede adandı, mabette büyüdü, mabedin hizmetinde. Cebrail insan suretinde göründü, Hazreti İsa'yı müjdeledi. O da yani bana bir erkek eli bile değmemişken nasıl çocuğum olur dediğinde tabii tepki dedi ki melek, insan suretindeki melek, bu Allah'ın emridir ve iradesidir, olacak. Sonunda doğum yaklaşınca Hazreti Meryem kavminden uzakça bir yere çekildi. Bir hurma ağacının dibine, Kur'an'ın tasvirine göre. Hatta doğum sancısı tuttuğunda hurmayı silkele ki taze hurmalar dökülsün diyor ayet. Şimdi bu ayeti esas alacak olursak, Beytlehem, yani Hristiyanlığa göre Beytülahim, İsa Mesih'in doğduğu kabul edilen yer, Kudüs'ün 10 kilometre güneyinde. Yani hamile haliyle Meryem validemiz 10 kilometre gitti de orada İsa Mesih'i dünyaya getirip sonra tekrar kucağında çocukla geri mi döndü? Hayır. Değil. Yani Hazreti İsa Kudüs'te doğdu. Hazreti Meryem de orada yaşamıştı zaten. Hazreti İsa tebliğ faaliyetine 30 yaşında başladıktan sonra önce Kuzey Filistin'de, yani Nasıra ve çevresinde, sonra da Yahuda Celile bölgesinde yukarısı, sonra aşağısı Kudüs merkezi olmak üzere Yahuda bölgesinde tebliğ faaliyetini sürdürdü. Bu çerçevede mabede işte bayramlar münasebetiyle geldi gitti. İncillerden birine göre, 4 İncil var ya malum kanonik, onlardan birine göre bir defa geldi, diğerlerine göre 3 kez geldi. Hazreti İsa en sonunda o Getsemani bahçesindeyken Yahuda İskariot, İncil'in anlattığına göre onu ispiyon etti. Romalı askerler, Yahudilerin rehberliğindeki Romalı askerler gelip İsa Mesih'i yakaladı. Yahuda havarilerden bir tanesi. Yahuda İskariot havarilerden, 12 havariden birisi. Tabii doğru. Askerler onu yakaladılar. Sanhedrin'e götürdüler, Yahudi dini mahkemesine götürdüler. Baş kahin Kayafa, İsa Mesih sorguya çekildi ve sonunda ölüme mahkum edildi. Yalnız Yahudiler bağımsız olmadıkları için cezai infaz yetkisi Roma'ya aitti. Çünkü Roma'nın bir eyaletiydi orası. Orada bir vali vardı. Roma valisi Pontius Pilatus'a gitti. Ama Yahudilerin kurnazlığını görüyor musunuz? Pontius Pilatus'a İsa Mesih'i şikayet ederken iki yönünü vurguladılar. Bir, dediler, bu kendisini Yahudilerin kralı diye iddia ediyor. Hiçbir iktidar şerik kabul etmez ya. Yani başka bir kral istemez. Tabii olmaz. İki, bakın ekonomik yönden, bu dediler Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a diyor. Dolayısıyla gelirleri de ikiye bölüyor. İki can alıcı nokta. Aslında Pilatus, Pontius Pilatus bağışlamaktan yanaydı. Çünkü ertesi gün Paskalya bayramıydı ama baskı üzerine işte çarmıha gerildi. İncillere göre iki yanında iki haydutla. Hazreti İsa'nın Getsemani bahçesi, ki bugün orada hala zeytin ağaçları var, o zamandan kaldığı söylenen bayağı gövdesi geniş zeytin ağaçları, Hazreti Meryem'in mezarı, türbesi falan var. Çarmıha gerildiği yer İncillerde Golgota, kafatası falan denilen bir yerdir. Çarmıha gerildiği yerde bugün, yani 4. yüzyılda İmparator Konstantin döneminde bir kilise yapıldı. Bu kiliseye Eglise de Nativite veya Diriliş Kilisesi veya Kenisetül Kıyame Arapçası. Kıyame gene ayağa kalkış, diriliş. Hatta bu kiliseye Kenisetül Kamame. Kamame, hani bizde şehirlerde ulu camiler vardır ya, en büyük. En büyük kilise manasında Kenisetül Kamame. Ama bir dönemde pejoratif olarak Kenisetül Kumame denmiş. Kumame mezbelelik, çöplük demek. Çöplük demek, evet. Şimdi Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği, sonra musallaya yatırıldığı, Diriliş Kilisesi'ne gittiyseniz musallaya yatırıldığı, ana kiliseye girdiğinizde hemen ana kapıdan, sonra da defnedildiği yer de bugün Hristiyanlarca son derece kutsal. Niye?
İsa Mesih'ten dolayı. Hele o ana kapıdan girin, avludan kiliseye girin. Biz orada lahdi bulundu galiba. İsa'nın ilk yatırılan lahdi bulundu. Evet. Oraya yatırıldığı rivayet ediliyor. Orada millet elini sürüyor, meshediyor, öpüyor, eşyasını sürüyor, kutsuyor yani orayı bir bakıma. Şimdi Hristiyan mezhepleri arasında Ortodokslar orada hakim ama diğer mezhepler de var. Ermeniler var, Süryaniler var, Katolikler var. Hristiyan mezhepleri arasında bu en kutsal mekanda hizmet paylaşımında kavgalar oldu. Yani bu hizmet edeceğiz diye birbirini öldüren papazlar oldu orada. Fatih Bey meseleyi kim çözdü biliyorsunuz. Osmanlı çözdü. Sultan Abdülmecid Han 1852'de statüko ile oradaki kilise, farklı mezheplerin bu diriliş kilisesindeki mabede hizmetlerini bir nizama, intizama bağladı. Bu ferman Kudüs'e ulaştığında diriliş kilisesine, kilisenin avlusunun üstünde birinci katta dışarıda bir merdivende bir Ermeni papaz cam siliyormuş. Ferman ulaştığında her şey olduğu gibi bırakıldı. Bugün hala gidenler görürler, orada merdiven öyle durmaktadır. Yani Hristiyanlık açısından kutsal oluşu, Hazreti Meryem'in kabrinin orada oluşu, gerçi Katolikler... Yani altarda bir kilisenin bir Müslüman'da. Bakın bu akşam TRT'de bir vardı, iki ailede oranın anahtarı var, açarlar ve kaparlar. Evet. Yani Hristiyanların en kutsal mekanı, en kutsal mekanının anahtarını sırf düzeni, nizamı sağlamak üzere Osmanlı Devleti yaptığı organizasyonla bir Müslüman aileye emanet etti. Ve onlar da bunu çok temel bir görev bildikleri için günümüze kadar sadakatle uyguluyorlar. Peki hocam, şimdi iki din açısından bunun bir önemi var. Birincisi Davut orayı Yahudiler adına fethediyor, ilk sarayını yapıyor. Arkasından Süleyman orada ilk büyük Yahudi tapınağını yapıyor. Onlar ise önemi o. Hristiyan arasından Hristiyan peygamberinin doğduğu yer, çarmıha gerildiği yer, dinin çıktığı yer, annesinin rahmine Tanrı tarafından, Allah tarafından düşürüldüğü yer bir önem var. Peki Müslümanlık açısından nerede? Müslümanlık kıymeti? Açısından nedir? Bakın Kur'an-ı Kerim'de Kudüs'ün de bulunduğu o bölge arz-ı mukaddese, Kur'an'ı tabirle arz-ı mukaddese diye, yani mukaddes belde, mukaddes diyar, mukaddes ülke diye nitelenir. Hazreti Musa İsrailoğullarını aldı, Kızıldeniz geçti, Süveyş'e paralel aşağı inildi Sina Dağı'na, ilahi vahiy alındı, Akabe Körfezi'ne paralel yukarıya çıkıldı. Lut Gölü çevresine gelindiğinde dedi ki, ya kavmit hulu el arzel mukaddese telleti keteballahu leküm. Ey kavmim, Allah'ın size girin dediği, vermeyi vaat ettiği topraklara girin dedi. Arz-ı mukaddeseye, mukaddes diyara girin. Onlar hayır dediler. Orada çok zorlu bir kavim var. Girmeyiz. Savaş emri geldi. Kur'an'a göre sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada bekleyeceğiz. Küstahlığını yaptılar. Siz misiniz böyle diyen? İnneha muharrametun aleyhim erba'ine sene yetihune fil arz. 40 yıl o bölge onlara haram kılındı. Çölde dolaşacaklar. Olan Hazreti Musa'ya oldu tabii. 40 yıl İsrailoğulları ile çöl hayatı, Hazreti Musa'nın çektiklerini bir gün artık sabrı taştı. Ya Rabbi dedi, ya bunları ben mi doğurdum, sırtıma yükledim bunları dedi. Al kavmini, ne yaparsan yap dedi. Yedi bir şansla sağlık. Ya. Neyse. Şimdi İslam açısından o bölge mukaddes diyardır. İki, yani Hazreti İbrahim'in ve Lut'un götürüldüğü, İsrailoğullarının Mısır zulmünden sonra götürüldüğü bereketli diyardır. Berakna kelimesiyle ifade edilen hem mukaddes diyar hem bereketli diyardır. Mukaddes ve bereketli olmasının temel sebebi peygamberlerin o bölgede icra-i faaliyette bulunmuş olmalarıdır. Tabii şöyle bir yanlış anlamaya sebep olmasın. Kur'an'da zikredilen peygamberler genelde Orta Doğu'ya gönderilen peygamberlerdir. Evet. Bu Orta Doğu dışına hiç peygamber gönderilmedi yani anlamına gelmez. Ama Kur'an-ı Kerim'in ilk hitap ettiği topluluğun bilgi birikimi kullanılarak, Kur'an'ın amacı tarih yapmak değil, tarih yazmak da değil, bilgi birikimi kullanılarak onlara geçmişten kıssalar anlatıldığı için Orta Doğu'ya gönderilen peygamberler üzerinden iş örüldü gitti. Dolayısıyla o bölge kutsaldır. O kutsal olan bölgede bakın Müslümanların kıblesi Kudüs'tür. İlk kıble Kudüs, evet. İlk kıble Kudüs derken işte tabii şunu gözden uzak tutmamak lazım. Yeryüzünde ilk mabet
Kur'an'ın bildirdiğine göre Kabe'dir. İnne evvele beytin vudu'a lin-nasi lellezî bi Bekke'te. İnsanlar için kurulan, konulan, yapılan ilk mabet Mekke'deki mabet. Onu da İbrahim yapmış değil mi? Hazreti İbrahim yapmış onu da. Onu ilk yapan Hazreti Adem. Mabet niye yapılır? İbadet için evet. Yapılır. İbadette de kıble yönelme olduğuna göre, hani bugün Yahudiler Kudüs'e yönelirler, Hristiyanlar doğuya yönelirler, bir yöne yönelerek. Dolayısıyla aslında ilk kıble Kabe'dir. Kabe'den sonra Kudüs'tür. Peygamberimiz kendisine namaz farz, 5 vakit namaz farz kılındıktan sonra Mekke'deyken, hicrete kadar Mekke'deyken Kudüs'e yönelerek kıldı. Ashabı da öyle yaptı. Medine'ye hicretten sonra da 17 ay hala ve yine Kudüs'e yönelerek kıldı. Kudüs önemli. Ben vaktiyle rehberlik kursuna derse gitmiştim. Orada bir Musevi, hala ahbabımdır o benim. Bir gün ders arasında dedi ki, hocam dedi, size göre dedi, peygamberiniz miraca çıktı dedi. Evet dedim. Peki dedi, Kabe'den doğrudan çıkmak yok muydu da? Ta Kudüs'e kadar gitti de oradan çıktı. Yoksa semanın kapısı sadece Kudüs'te mi açık dedi. Size sorsalar ne derdiniz bilmem. Ben dedim ki yani ertesi gün halka, Mekkelilere İsra'yı ve Mirac'ı anlatabilmek için maddi türden ispat edebileceği bir şey olmalı. Çıktım indim dese hani bunun ispatı mümkün değil. Eğer bir aylık yolu bir gecede kat edebildiğini ispat edebiliyorsa der dinleyenler bunu yaptıysa onun için dediler ki kaç kapısı var söyle bize dediler. Peygamberimiz daha önce gitmedi Kudüs'e hiç. Daha sonra da gitmedi. Gitmedi. Ama muhatap kitleden gidenler vardı ticari kervanlarla. Dolayısıyla onlar biliyorlardı. Peygamberim ne dedi? Aradan perde kalktı. Mescid-i Aksa gözümün önüne getirildi. Kapılarını saydım, söyledim. O kapılar dediği aslında yapı yok. Yapı yıkıldı demin hikayesini verdik. Kapı dediği şehrin kapılarıydı. Çünkü Mescid-i Aksa kutsiyetine binaen sadece yapı değil, yapının bulunduğu harem-i şerif, o 144 dönümlük mekan ve mekanı da içeren Kudüs şehrinin de adıydı. Ha İslam noktayı nazarından niye kutsal? Kur'an-ı Kerim'de bu zikrediliyor. Kıble o kıblemizdi, ondan sonra arz-ı mukaddeseydi, mübarek kılınan yerlerdi, sonra mihrap diye geçiyor. Sonra İsra suresinde İsrailoğulları tarihte 2 isyan çıkaracaklar. Birinde diyor güçlü kullarımızı göndereceğiz ki bu Bab-ı Buhtun Nasr'a telmihtir. İkincisinde diyor önceki gibi tekrar mescide girecekler ve yüzünüzü kara çıkaracaklar. İkincisi de Titüs'ün olayıdır. Dolayısıyla o mescit diyerek zaten Kudüs'teki o mabet ifade ediliyor. Hadislerde var ve asıl en önemlisi nedir? İsra suresinin 1. ayeti yani Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu ve semi'ul basir. Kulunu bir gece mescidi haramdan mescidi aksaya götüren, çevresi mübarek kılınan ve bir takım ayet alametlerden bir kısmını göstermek üzere. İşte mescidi aksa Kudüs'tür. Kudüs şehridir. Kudüs peygamberler diyarıdır. Bakın demin söylemeye çalıştık Hazreti Davud. Hazreti Süleyman, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti İsa. Ve daha bilmediğimiz Hazreti Meryem. Bir ara sokaklarda peygamberden geçmiyormuş ya, Kudüs'te. Ve daha önce bilmediklerimiz. Bir de işin şu yönüne bakın. Yahudilerce Kudüs Hazreti Davud son derece önemli. Ama Yahudiler Hazreti Davud'a yeterince saygı göstermediler. Bunu ben iftira etmiyorum. Şu kutsal kitaplarında Hazreti Davud kral olarak bilinir. Ve Hazreti Davud çok kadar hanımı varken zina etti diye burada yazar. Yani sıradan insanın bile yapması yasak olan bir itikap etmesi, yasak olan bir fiili siz Davud'a nasıl işletirsiniz? Ama bize göre Hazreti Davud nedir? Kral olmasına rağmen elinin emeğiyle geçinen biridir. Savmu Davud, Hazreti Davud'un orucu tavsiye edilendir. Yani illa çok oruç tutmak isteyenlere, Ramazan yetmez diyenlere. Savtu Davud, Davudi sesle Zebur'u, Mezmur'u okuması vardır. Hazreti Süleyman, Kur'an'a göre cinler emrindedir, rüzgar emrine tahsis edilmiştir vesaire. Biz Hazreti Süleyman'a bir peygamber olarak, bir üstün şahsiyet olarak konumunda muhafaza etmeye çalışırız. Ama bu Yahudi kutsal kitabına göre Hazreti Süleyman'ın 1000 karısı olup 700'ü kral kızıdır, 300'de cariyesi vardır. O bu kitapta yazıyor. Ve Hazreti Süleyman ahir ömründe putperest hanımlarının arzularına uyarak putlara tapmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Yani peygamber olmasa bile bir İsrailoğullarından bir kralın puta tapması. Üstelik
Tevrat'taki kurala göre krallar en fazla 18 hanım alıyorlar. 1000 karısı nasıl oluyor? İlk hanımı Firavun'un kızıdır. Firavun'un kızıyla evlenmek yasaktı İsrail kanunlarına göre. Muabilerin, Ammonilerin hanımları ile kızları ile evlenmek yasaktı. Şimdi peygamberlerin ismet sıfatı var ya, hatadan, günahtan korunma, o nezih, münezzeh şahsiyetleri. Aslında İslam ve Kur'an onu yapıyor. Ben boşuna demedim yani Yahudiler peygamberlerini sıradanlaştırdılar. Yani peygamber kabul etmeseniz bile Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman ilahi vahye muhatap olmadı mı? Oldu. Meymundes'in tanımını esas alacak olursak hepsi peygamberdir. Çünkü Tanrı onlara hitap etti, Allah onlara hitap etti. İslam noktayı nazarından işte bu saydığım sebepler sebebiyle Kudüs kutsal. Yani peygamberimizin İsra mucizesinin varış noktası olması hasebiyle kutsal. Önceki peygamberler Müslüman olmamız için inanmamız gereken hususlardan olduğu için kutsal. Çünkü Hazreti İsa'ya inanmayan biri Müslüman olamaz. Hazreti Davud'un peygamberliğine inanmayan da Müslüman olamaz. Dolayısıyla onlara inanmak da bizim için temel görevdir. Ya dolayısıyla hepsini kuşatıyor. Ha İslam hakim olduktan sonra orada bakın Bizans Roma İmparatorluğu orada Yahudileri asla bırakmadı. Milattan sonra 70 ve 135'te Filistin'den onları kesin olarak kovdu. 2000 yıllık diaspora dedikleri buydu işte. Hazreti Ömer'in Kudüs'ü... Niye kovuyor peki? Efendim? Roma niye onları kovuyor oradan? Roma işte isyan ediyorlar diye baş kaldırıyorlardı o sebeple. Zaten aslında şu var Fatih Bey. Yahudilerin Kudüs'e hakimiyet süreleri Müslümanların hakimiyet sürelerinin yanında çok çok kısa bir süredir, zamandır. Asıl olan nedir? Asıl olan İbrahim'i imanın temsil edilmesi, yaşanması ve bir de Kudüs'ün adına layık bir şekilde barış şehri olması. Bu da Osmanlı zamanında olmuş ama galiba. Bu da Osmanlı'da oldu. Şimdi bakın taş üzerinde taş bırakılmıyor. Vaktiyle taşı kullanan kimdi? Hazreti Davud'tu. Kime karşı? Filistin komutanı Goliath'a karşı, Calut'a karşı. Calut serapa zırhlara bürünmüştü. Devasa biriydi. Elindeki mızrağın ucundaki topuzun, demirin ağırlığı bilmem şu kadar diye anlatır Yahudi kutsal kitabı. Daha Hazreti Davud'un elinde sadece bir sapan ve taş vardı. Bugün taş kimin elinde? Filistinli çocukların elinde. Kim zırhlara büründü? İsrail askerler. Rol bakın ne kadar değişti. Hani bak şu var, Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Maide suresi 32. ayette, biz İsrailoğullarına şunu yazdık diyor Cenab-ı Hak. Kim haksız yere bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibi vebal altındadır. Kim bir insanı yaşatırsa bütün insanlığı yaşatmış gibidir. Ben şimdi size buradan bir şey okuyayım. Şimdi bu kural Yahudiler ne yapmışlar biliyor musunuz? Kim bir İsrailliği haksız yere öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Halbuki Kur'an neyi diyor? Kum bir insanı diyor. Öteki ne diyor? Mişne Yahudi Kutsal Kitabı İsrailliği diyor. Şurada bir şey söyleyeyim. Önce bitireceğim. Süremiz bitiyor. Bakın Arz-ı Mevut Tanrı'nın bize vaat ettiği topraklardır diyorlar onlar. Hatta Arz-ı Mevut hudutlarını Büyük Deniz'den, Akdeniz'den Büyük Irmağa, Fırat'a, yukarıdan Lübnan dağlarından, Orta Çağ'da Toroslara kadar getirdiler. Nil'e kadar ki bölge diyorlar. Yeremye kitabı, eski ahitte, Ancien Testament'da Yeremye kitabı 7. bab. Rab Yeremye'ye şöyle seslendi. Rabbin tapınağının kapısında durup şu sözü duyur. De ki, Rabbin sözünü dinleyin. Ey Rabbe tapınmak için bu kapılardan giren Yahuda halkı. İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki, yaşantınızı ve uygulamalarınızı düzeltin. O zaman burada kalmanızı sağlarım. Rabbin tapınağı buradadır gibi aldatıcı sözlere güvenmeyin. Eğer yaşantınızı ve uygulamalarınızı gerçekten düzeltir, birbirinize karşı adil davranır. Yabancıya, öksüze, dula haksızlık etmez. Burada suçsuz kanı akıtmaz. Sizi yıkıma götüren başka ilahların ardınca gitmezseniz, burada sonsuza dek atalarınıza vermiş olduğum ülkede kalmanızı sağlarım. Ne var ki sizler işe yaramaz aldatıcı sözlere güveniyorsunuz. Haksız yere kan dökerseniz, garibe, öksüze, yetime iyi davranırsanız, kan dökmezseniz, iyi davranırsanız, adaletle davranırsanız, her gün, bugün bile kaç Filistinli öldü?
Allah aşkına, yani nedir bu kavganın sebebi? Mabedi yapacağız. Bu topraklar hep bizim, başkasına hayat hakkı yok. Şimdi sormak lazım bu. Ben Yahudi karşıtı değilim. Yahudi'ye düşman da değilim. Herkesin inancına, insan olması açısından hayatiyetine, özgürlüklerine sonsuz saygımız var. Hepimizin öyle olmalı. Yani Allah isteseydi herkese Müslüman yapardı. Yani Yahudi olarak tamam. O özgür iradesiyle seçmiş. Ben insanlara haksızlık yapılmasına, terör uygulanmasına karşıyım. Yani yapmayın, haksız yere niye o masum Filistinleri öldürüyorsunuz? Sığmıyor musunuz? Allah aşkına. Vaktiyle sizi oradan kovanlar, mabedinizi yıkanlar bu insanlar değil, değil ki ya. Romalılar, Babilliler. İyi onlar öldü, öldüyse gidin mezarlarına, ne yapayım yani ben şimdi? Filistinliye bunu niye yapıyorsunuz? Hedefimiz ne? Hiç kimsenin, yani bir de Tanrı için, mabed için bu yapılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yahudilerin en büyük hedefi bu Kubbetü Sahre ve Arz-ı Mescid-i Aksa'yı yıkıp Süleyman Mabedi'ni tarihteki şekliyle yeniden yapmak. Bu hacca giderken iş üç kağıt yapan kişiye benzer gibi oluyor. Sen mabedi yapacaksın Rabb'e ibadet için ama o kadar elini kana buluyorsun ki Hazreti Davud'un elindeği gibi. Hocam çok teşekkür ederim. Bir gün sizi daha uzun ağırlamak isterim. Bu dinler tarihi üzerine uzun uzun konuşmak için bir pazar akşamınızı bize ayırırsanız çok mutlu olurum. İnşallah. Sağ olun. Sizinle beraber olmak zevkli ve keyifli oluyor. Sağ olun. Teşekkürler. Evet değerliler, Profesör Ömer Faruk Arman'dan Kudüs'ün tarihini, niçin üç din içinde kutsal bilgilerimizi kimini tazeledik, kimini ilk defa duyduk, öğrendik. Çok değerli bilgilerdi. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Az sonra Doktor Naim Barbaroğlu, emekli Tuğgeneral ve Ferhat Ünlü Sabahkası yazarı bizlerle beraber olacak. Kudüs'e gelişmelerden sonra Orta Doğu'da neler olabilir? Türkiye'nin fonksiyonu ne olacak? Türkiye'nin başına yeni çoraplar mı örülüyor? Bunu konuşacağız.